Şimdi Rüstem Paşa'yı çok zeki, gözüne kestiriyor Rem Sultan. İşbirliği yapar, kızını vermek istiyor. Mihrimah Sultan'ı, İstanbul'da iki tane cami olan Kanuni'nin kızını. Öbür ekip hemen bir dedikodu çıkarıyor. Bu adam cüzdanlıdır, buna kız verilmez. Bunun üzerine Diyarbakır Beylerbeyi bir tabip gönderiliyor. Anlatılan çok ilginç bir şey. Elbiselerinde bir bit çıkıyor. Bit çıkınca tabip diyor ki cüzdanlıda bit olmaz. Evet. Onun üzerine adı Kehle-i İkbal. İkbal biti olarak anılıyor. Ve Rüstem Paşa Vezir-i Azam oluyor. O dönemde Vezir-i Azam. Kanuni'ye şu haberi göndermiş. Halk, Şehzade Mustafa tahta çıksın, padişah da Dimetoko'ya gitsin diyorlar. Şimdi Dimetoko şey bir yer. Kanuni bunu duyunca tabii tüyleri ürperiyor. Neden? Dedesi öldü orada. Dedesi Dimetoko'ya giderken yolda zehirlenerek öldürüldü ikinci Beyazıt. Yani dedem gibi mi olacağım şeyine giriyor. Sendromuna giriyor. Ve ardından anlatılan, kaynakların anlattığı Rüstem Paşa'nın Şehzade Mustafa'nın mührünü yaptırıp İran Şahı Tahmasp'a mektup yazdırdığı ve gelen cevapları da alıp bunları da Kanuni'ye gönderdiği ne anlatıyor kaynaklar. Kanuni İran seferine çıkarken ordu gidiyor yolda. Asker diyor ki biz Şehzade Mustafa'yı görmeden İran'a sefere gitmeyiz. Ama yoruyorlar. Bunun üzerine Kanuni geliyor ve Konya'da Ereğli civarlarında Şehzade Mustafa'yı çadırına bekliyor babası. O aslında uyarmışlar biliyor musun? Gitme diyorlar. Ok atmışlar. Ok. Evet. Okla bir mektup yazılıp gitmedi atılmış. Yani. Şehzade Mustafa'ya çevresi de diyor, annesi de diyor gitme diyor. Yani fakat o diyor ki gitmezsem babama karşı direkt isyandır. Hatta babasının çadırına girerken Kanuni bir tahta oturuyor, elinde de bir yay varmış. Babasına selam verince köpek ne yüzle geldin diyor ve o arada 7 tane dilsiz cellat atılıyor. Hatta şehzadenin silahlarını falan da almışlar içeri. Ağlarını da sokmamışlar yanındaki adamları. Büyük bir boğuşma oluyor. Kolay kolay da boğamıyorlar. Güçlü kuvvetli bir adammış. Bir şehzadeymiş. Sonunda zorla hatta kaynaklar şeyi anlatıyorlar. Çok ilginç. Kafasındaki sarığı çıkarın diyorlar. Sarığın içinde dualı muska gibi bir şey varmış. Ondan sonra yay kirişiyle boğuluyor. Ve yanındaki adamları da çadırın önünde öldürülüyor. Daha sonra Şehzade Mustafa öldü ölmedi tereddüt etmesin diye bir İran halısının önünde çadırın önüne cesedini koymuşlar. Asker orada ağlamaya başlamış ve ilk iş Rüstem Paşa'ya küfretmek. Rüstem Paşa hemen kaçmış. Kanuni de Rüstem Paşa'yı azletmiş. Ele geçirse asker parçalayacak Rüstem Paşa'yı. Ve kuşağının içinden şey çıkmış. O gelen mektup, uyarı. Yani kuşağının içine aslında uyarılmış yani gitme diye. Fakat aslında mesela Yavuz gibi gözü kara olsa orada babasını devirir. Yani bütün ordu onun yanında. Ve tabii o biliyorsun çok şey yazılıyor. Sana hakkında bir şey söyleyeyim mi? Kemerinden çıkan mektup saklanıyordur Allah. Olabilir bir yerden çıkar. Hiçbir şey olmaz sarayda. Öyle. Duruyordur. Kaynaklarda öyle diyor. Kemerinden çıktı mektup deniliyor. Ve büyük Taşlıcalı Yahya'nın yazdığı bir mersiye var. Çok. Hatta anlatılan şu. Kanuni'nin yastığının altına koydurmuş. Altına koymuş. Yastığının altına koydurmuş. Çok ağır bir şey mi ya? Yalnız adam öldürtmemiş. Çok ağır. Yani padişaha da dümdüz gitti. Medet bu cihanın yıkıldı bir yanı, ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Yani ecel haydutu diyor, babasına diyor Kanuni'ye yani diyor. Dökül dolandı mihri cemali, bozuldu erkanı, vebale koydular Ali ile Ali Osman'ı. Üçkağıda getirdiler diyor. Geçerleydi geçende o merdi meydanı, felek o canibe döndürdü şahı devranı. Yalancının o kuru bühtanı, bu uzu pünhanı, akıttı yaşımızı, yaktı nar hicranı. Bu yalancının dediği İbrahim Paşa, Hürrem, hepsi. Evet. Yani attıkları iftira diyor. Cinayet etmedi canı gibi, anın canı, boğuldu seylü belaya, dağıldı erkanı. Molaydı görmeyeydi bu macerayı, yazıklar anaki reva görmedi burayı gözüm. Şimdi şey yapar. Nesimi sup gibi yerde koyma ahımızı. Sabah rüzgarı gibi ettiğimiz ah yerde kalmasın diyor. Hakaret edildiler nesli padişahımızı. En sonu ilahi cenneti Firdevs ana durağı olsun. Firdevs cenneti onun son durağı olsun. Nizam-ı alem olan padişah sağ olsun. Sonunda biraz kıvırmış. Kıvırmış ama şeyde, ince bir şey var. Şeyi, medet bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Haydut diyor Kanuni. Evet. Çok ağır. Ve
Sürülmemiş mi? Hiçbir şey yapmamışlar. Yastığının altına koydurttu diyorlar şiiri. Adam daha ne yapacak? Oğlunu öldürtmüş. Onun acısı var bir de içinde. Hayır. Çok büyük tepki var halk askeri arasında. Ya şey var. Askeri. Rahmetli Uzun Çarşı'nın yayınladığı Yeniçerilerin yazdığı mektup var Kanuni. Çok ağır ama. Küfür mühür bini bin para yani Rüstem Paşa'ya. Dümdüz gidiyor. Yani o anda ellerine geçse öldüreceklermiş fakat... Rüstem de yaşlanmış değil mi o zaman? Yaşlama çok o kadar da değil. Kanuni'nin yaşıtı mı Rüstem Paşa? Yok daha ufaktır. Bakmıdır. Daha ufaktır. Kızının kocası hemen. İşte. Mihrimah'ın kocası. Rüstem ya o şeyle karıştırdım. Makbul'le karıştırdım. İbrahim'le karıştırdım evet. Doğru. Ve İbrahim'le yaşıtlar. Bak öyle bir politika izliyorlar ki. Aynen aşağıya. Karahmet Paşa var ikinci vezir o. Yok biri kardeşinin kocası, biri damadı. Evet. Şehzade Mustafa. Mihrimah'ın kocası. Evet. Şehzade Mustafa'nın ekibinden Karahmet Paşa'yı vezir azam yapıyorlar anında. Yani askerin şeyi dursun. Fakat bir süre sonra Hürrem Sultan Karahmet Paşa'yı boldurtuyor. Rüstem Paşa'yı tekrar vezir azam yaptırtıyor. Yani ne kadın ya. Şey, halkın çok... nefreti ne zaman başlıyor? Şehzade Mustafa'yla asıl. Onunla. Tabii yani Hürrem'e Şehzade karşı. Mustafa, Şehzade Mustafa çok ağır bir hadise. Yani Kanuni'yi bayağı bir yıpratmış. Yani çok yıpratmış. Hı. Ve Rüstem Paşa tabii bu hilesi urdası var ama çok başarılı bir vezir azam. Seyyahlar diyor kardeşim bu adam sarayın çiçeklerini bile satıp hazineye para koyduruyor diyor. Çok para kazandırmış. Rüstem Paşa. Rüstem Paşa çok şey bir adam. Yahu Rüstem Paşa'nın tanımak istiyorsanız camiine bakın. Evet. Şeydeki o evin önünde. Neşe'ye giderken. Evet. Atatürk Köprüsü neydi o semtin ismi? Unkapanı'na giderken. Unkapanı'na. Camiye bakın. En güzel Çinlilerdir. Doğru. Evet. Rüstem Paşa Çinlili ama. Cami ufak. İznik midir? İznik tabii. Fakat caminin iç mekanından daha fazla dükkanlar, depolar, şeyler gelir getirsin diye. Camiden büyük icadane yapmış aşağıya adam.